Herkese merhaba, ben Doğanay. Kanalıma hoş geldiniz. Hem güçleneceğimiz hem de gündelik hayattaki stresimizi atıp rahatlayacağımız yeni bir yoga dersiyle karşınızdayım. Kanalımda daha fazla yoga ve meditasyon videosu görmek için lütfen bu videoyu beğenip kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız hadi başlayalım. Önce matının üzerinde rahat bir oturuşa gel. İstersen bacaklarını böyle bağdaş kurup oturabilirsin. Ama omurganı uzun kullanacağın herhangi bir poz olabilir, bir oturuş olabilir bu. Ağzına bir minder alıp onun ucuna doğru oturabilirsin. Oturma kemiklerini hisset ve oradan aldığın güçle omurganı iyice uzat yukarıya doğru. Omuzlarını kulaklarına doğru yaklaştırıp geriye doğru al. Önce omuzlarını bir fark et. Ve fark ettiğin anda omuzlarını şöyle bir gevşet. Bırak süzülsün iki yandan omuzların. Burada artık iyi hissediyorsan gözlerini kapatabilirsin. Ve bir bak bakalım. Oturdun, nefesini gözlemlemeye başladın. Bedenini taramaya başladın. Ve vücudunu sıktığın, tuttuğun bir yer var mı? Bir vücudunu şöyle bir tarayarak o bölgeyi fark et. Belki iki kaşın arasını sıkıyorsun. Orayı bir rahatlat bir nefes boşaltarak. Belki göbek deliğinin çevresini sıkıyorsun farkında olmadan. Bir nefes al ve nefes verirken göbek deliğini serbest bırak. Kalçanını sıkıyorsan matına doğru ağırlaştır. Ağızdan derin bir nefes boşalt şimdi. Önce derin bir nefes al. Ve yüksek sesle boşalt. Bu nefesi boşaltmanla birlikte bedenindeki o rahatlamayı, gevşemeyi fark et. İhtiyacın varsa birkaç kez daha tekrarla bunu. Ve yoga hareketlerine geçmeden önce pratik boyunca hep nefesini, bedenini farkındalık içinde takip edeceğine dair kendine bir hatırlatma yap. Çünkü bu yoga dersi zihnini meşgul eden, hastalıklı hale sokan o gereksiz düşüncelerden dikkatini şu ana getirmen ve bedenindeki belli başlı bölgeleri hatırlayarak dikkatini bedenine, nefesine getirmenle ilgili. Bir nefes daha boşalt ağzında. Hazır hissettiğinde yavaşça narince gözlerini aralayabilirsin. Bugünkü yoga dersimize matımızda ayakta bir şekilde başlayacağız. Onun için matın üzerinde ayağa gel ve matının önüne doğru yerleş. Ayakların arasında bir kalça mesafesi, bir boşluk olsun. Ve ayak tabanlarını iyice yere kökle burada. Ve omuzlarını geriye doğru alarak omurganı da uzun kullan. Nefes alırken kollarını gönder iyice gökyüzüne. Parmakların, kolların çok canlı olsun. Nefes verirken buradan kalçadan öne doğru katla. Dizlerini mikro bükebilirsin burada. Biraz daha katlanmana yardımcı olacak. Başını, boynunu serbest bırak. Şimdi nefes alırken göğüs kafesini yarı yola kadar aç. Göğüs kafesin yere paralel hale gelsin. Ellerinle de ayak bileklerinden tutabilirsin. Başının tepesiyle iyice ileriye doğru uzat. Kuyruk sokumundan da iyice geriye doğru uzat. Bir L harfini alıyorsun sanki. Nefes verirken katlan tekrar bacaklarının üzerine. Nefes alırken doğrul burada. Tekrar gönder kollarını gökyüzüne. Nefes ver, kollar gelsin bedenin iki yanına. Şimdi bir kez daha aç kollarını iyice uza yukarıya doğru. Ayaklarını da yere iyice it. Bir tık böyle geriye doğru omurganı geriye doğru al. Nefes verirken buradan katlan bacaklarının üzerine.
Nefes al. Yarı yola kadar açıl. Nefes verirken avuçlarını yere yerleştir. Ayaklarını geriye doğru al ve aşağı bakan köpek dediğimiz pozumuza yerleş. Avuçların iyice içsin matını, başın boynu rahat olsun. Topuklarında da bir topuk aşağı, bir topuk yukarı yap. Bu ilk aşağı bakan köpekte bacakların arkası iyice açılsın. Şimdi dizlerini yere yerleştir, gel masa pozisyonuna, dört ayağını bul. Nefes verirken kalçanı topuklarına gönder, ellerini geriye doğru al, alnın yere gelsin. Çocuk pozisyonuna gel, yerleş. Burada eğer kalçan topuklarına gelmiyorsa burada altına bir minder alabilirsin. Ya da burada alnın yere gelmekten güçlük çekiyorsa başının altına bir minder yerleştirebilirsin. Şimdi avuçlarını ince matının ilerisine doğru yerleştir. Dirseklerin yerden kalksın artık. Değmiyor olsun. Çek kendini. Gel tekrar dört ayağına yerleş. Burada ayak parmaklarını tak. Kalçanı yukarıya gönderirken aşağı bakan köpek pozuna yerleş. Yine bir topuk aşağı, bir topuk yukarı yap. Burada rahat edebileceğin bir yer, dinlenebileceğin bir yer yaratmaya çalış kendine. Zaman içinde zaten aşağı bakan köpeklerde daha rahat, daha iyi hissederek kalacaksın. Şimdi bakışlarını ellerinin arasına getir. Dizlerini bük minikçe ve hop sıçrayarak gel iki elin arasına, ama narin bir sıçrayış olsun bu. Geldiğinde göğüs kafesini ileriye doğru aç. Nefes verirken katlan bacaklarının üzerine. Nefes alırken doğru burada. Kolların gelsin gökyüzüne. Nefes verirken kollar gelsin bedenin iki yanına. Şimdi bir kez daha gönder kolları gökyüzüne. Nefes ver, kalçadan öne doğru katla. Nefes al, göğüs kafesini ileriye doğru aç, yarı yol açıl. Nefes verirken avuçlarını yere kökle. Bu kez doğrudan ayaklarını geriye gönderip plank pozisyonuna yerleş. Kalçan çok düşmesin. Avuçlarını iyice it kendine. Başının tepesi ileriyi gösteriyor. Ve iki bakışlarınla da iki elin arasına bakıyorsun. Şimdi dizlerini yavaşça yere yerleştir. Sonra dirseklerini geriye doğru alarak göğüs kafesini matına doğru ağırlaştır. Ayaklarının üstü yere gelsin. Alnında gelsin matına. Avuçların göğüs kafesinin iki yanında ve dirseklerini burada kendin birbirlerine doğru çalıştırarak aç göğüs kafesini ileriye doğru. Şimdi buradan nefes verirken ayaklarını takarak aşağı bakan köpeğe geri dön. Ağızdan istediğin zaman derin nefesler boşaltabilirsin. Sağ bacağını gönder gökyüzüne. İyice it bacağınla topuğunu da sanki tavana itiyorsun. Getir ayağını yerleştir yere. Şimdi sol bacağını it iyice gökyüzüne doğru kaldır. Getir onu da diğer ayağını yanına. Şimdi sağ dizini karnına doğru çekip getir getir getir. Sağ eline yakın bir yere yerleştir ayak tabanını. Gelmiyorsa ayak bileğinden tutup iyice yerleştirebilirsin. Taşıyabilirsin. Şimdi arkadaki ayağını bir adım öne doğru alıp topuğunu yere yerleştir. Sanki topuklar aynı hizada gibi olacak. Nefes alırken göğüs kafesini dizinden ayır. Dizin bükülü burada. Ve burada dengeni bulduğunda hop gel. Birinci savaşçına yerleş. Bir bak bakalım, istersen bacakların arasındaki mesafeyi biraz daha açabilirsin ya da kapatabilirsin. Arka ayağın uzun, öndekini bükülü kullanıyorsun. Ve kalçalarını hep matanın ilerisine doğru yönlendirmeye çalışıyorsun. Belki bu biraz geriye doğru gelmek isteyecek. Bu sol kalçanı ileriye doğru yönlendir. Sağ kalçanı geriye doğru yönlendir. Kolların gelsin. Yukarıya doğru. Kollar çok canlı. Şimdi burada yavaşça öndeki dizini düzeltmeye başla. Ve bacağının üzerine doğru
katlar. Burada parmak uçların, el parmak uçlarının havasına yerleşti. Hafifçe destek alıyorsun. Bu öndeki ayağının arka kaslarında bir açılma, bir yoğunluk hissedeceksin. Yine başını boynunu serbest bırak mümkün olduğunca. Şimdi avuçlarını yere yerleştir. Öndeki ayağını geriye doğru alıp aşağı bakan köpeğe geri dön. Burada çok yorgun ve yorulmuş hissediyorsan dizleri yere yerleştirip çocuk pozisyonuna geçip biraz dinlenebilirsin orada. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer sol ayağını getir, karnına yakın bir şekilde tutarak sol eline yakın bir yere yerleştir. Arkadaki ayağını bir tık öne yürütüp topuğunu yere yerleştiriyorsun. Nefes, öndeki diz bükülü, nefes alırken göğüs kafesinle dizin arasındaki mesafeyi arala, kaldır birbirinden. Ayır dizini göğüs kafesinden. Ve burada dengeni bulduğunda artık kollarını da gökyüzüne alıp birinci savaşçına yerleş. Arkadaki ayağının dış kenarı da yeri iyice itiyor. Arka ayağın, bacağın uzun, öndeki diz bükülü. Her nefes alışverişte biraz daha belki öndeki dizine doğru yerleşiyorsun. Şimdi öndeki dizini düzelt ve burada katlan öndeki dizinin üzerine doğru. Burada ön dizin bükülü olabilir ilk başta ama mümkün olduğunca bunu uzun kullanmaya çalış. Dizinde bir batma olmasın. Şimdi tekrar avuçlarını yere yerleştir. Öndeki ayağını hop geriye doğru taşır. Aşağı bakan köpeğe geri dön. Dizlerini yavaşça yere kondur. Kalçanı topuklarına doğru gönder. Alnında yere gelsin. Çocuk pozisyonuna yerleş. Şimdi tekrar avuçlarını matının ilerisine doğru al. Çek kendini burada gel. Dört ayağını bul. Ayak parmaklarını tak. Kalçanı yukarıya doğru gönder. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Şimdi buradan bakışlarını ellerinin arasına getir ve gel iki büyük adımla ellerin arasına doğru. Nefes al, göğüs kafesini aç ileriye doğru. Nefes ver, katlan bacaklarının üzerine. Nefes alırken doğru kollar gelsin gökyüzüne. Nefes ver, kollar gelsin bedenin iki yanına. Şimdi avuçlarını kalbinin önüne birleştir. Gözlerini de kapat burada. Bir bak bakalım vücudunda ne gibi değişiklikler var. Elinde yoga pratiğini yapmadan önce matına ilk oturduğunda bedenin nasıldı? Şimdi bu ufak güneşe selamlar ve yoga hareketleri sonrasında ne gibi değişiklikler oldu? Nefesinde, kalp atışlarının ritminde biraz bunları gözlemleyerek, bedenini tanıyarak kal burada. Hazır hissettiğinde gözlerini yavaşça arala. Ellerini bedenin iki yanına al. Bir denge çalışmasıyla devam edeceğiz. Ben daha iyi görebilmeniz için matımda orta bir yere yerleşiyorum. Ama matınızın önünde de yine yapabilirsiniz. Ayaklarını yine kalça mesafesinde ayrık bir şekilde yerleştir. Bunu belki daha önceki derslerinizde görmüş olabilirsiniz. Ağaç pozunu yapacağız. Çok iyi konsantrasyon ve denge sağlayan bir poz. Basit gibi görünüyor ama kendi içinde çok fazla zorlukları olabiliyor. Günden güne de değişebiliyor. Bugünkü pratiğimizde de bu var. Siz de bakın bugünkü pratiğinizde ağaç pozunu nasıl yapabiliyorsunuz. Ayaklar kalça mesafesinde ayrık, omurga uzun, omuzlarını geriye doğru al. Ellerini beline doğru yerleştir. Şimdi vücut ağırlığını önce sol ayağına doğru al. Sağ ayağını hafifçe yerden sıyır ve dizini bükerek şöyle öne doğru al. Ve buradan
sağ elinle sağ ayak bileğinden tutup tercihen üst bacağında bir yere ama gelmiyorsa alt bacağında bir yere yerleştirebilirsin. Sadece dizin üzerine koyma. Tabii dengeni bulmak için biraz zorlanacaksın belki. Üst bacağında bir yere yerleştir. Bakışlarını tek bir noktada olsun. Ben de konuşurken biraz dengemi kaybettim. Ama olabiliyor. Eğer dengeni bulamayıp yani düşersen ya da sarsılırsan, yapamazsan tekrar çık. En baştan adımları izleyerek poza girmeye çalış. Bakışların tek bir noktada olsun. Burada dengeni bulduysan kollarını kaldırabilirsin gökyüzüne doğru. Ya da ellerini kalbin önünde birleştirebilirsin. Burada uzamanı sürdür iki yönde. Hem başının tepesinden yukarı doğru uzuyorsun. Hem de senin ağırlığını taşıyan ayağınla kökleniyorsun yere iyice. Şimdi ellerini beline yerleştir. Ayağını kurtar, dizini öne doğru al ve hop yere getir. Şimdi sol ayağını salla biraz çünkü ağırlık ona geldi, biraz yoğunluk geldi ona. Belki biraz uyuşmuş olabilir. Salla iyice. Getir iki ayağında yine kalça mesafesi bir genişlikte yerleştir. Ellerini beline al. Az önce sol ayağı ağırlığımızı vermiştik. Şimdi sağ ayağına doğru al ağırlığını. Sol ayağın yavaşça yerden sıyrılsın. Dizini bükerek getir, öne doğru yerleştir. Tut sağ elini sol ayak bileğinden ve getir sağ üst bacağında bir yere yerleştir. Dengeni bulduğunda kollarını gökyüzüne yerleştirebilirsin. Veya ellerini kalbinin önünde buluşturabilirsin. Tekrar ellerini beline doğru yerleştir. Ayağını kurtar. Yere doğru al. Ve salla bu sefer sağ ayağını. Solda salla. Kollarını da salla. Ve tekrar matının önünde buluşalım. Şimdi güzel bir denge çalışması yapmıştık. Bir de buna bir kol dengesi ekleyelim. Hem kolları güçlendirici hem de dengeyi artırıcı, dikkat gerektiren bir poz olacak bu. Matının önüne yerleş. Bacakların yine kalça mesafesi. Ayakların kalça mesafesi ayrık olsun. Buradan bir aşağı bakan köpeğe gidelim. Ve ondan sonra bu kol dengesini yapalım. Kollarını gönder gökyüzüne. Nefes ver, katlan bacakların üzerine doğru. Nefes al, yarı yola kadar gel. Nefes ver, avuçlarını yerleştirip aşağı bakan köpeğe yerleş. Şimdi ayaklarını dış kenarını, sağ ayağının dış kenarını matına doğru devir. Sol ayağının da iç kenarını onun önüne doğru yerleştirip şöyle arkalı önlü bir şekilde ayağının önce dış kenarı ve iç kenarı yerle matınla buluşsun. Şimdi vücudunun ağırlığını sağ elin avucuna al koluna doğru ve sol elini getir beline doğru al. Buraya kadar her şey güzelse artık. Sol kolunu da gökyüzüne doğru gönderebilirsin. Burada sağ kolun titriyor olabilir, çok normal. Ayaklarının dış kenarı ve iç kenarı içsin matını iyice. Ve buradan getir. Sol elini yerleştir. Ayaklarını tekrar çevirip aşağı bakan köpeğe yerleş. Şimdi diğer tarafta yapacağım daha rahat görebilmeniz için. Yani yönümü değiştirdim. Siz kalabilirsiniz. Bu sefer sol ayağının dış kenarını getir matına yerleştirebilirim. Sonra da sağ ayağının iç kenarını arkalı önlü bir şekilde yerleştir. Vücudunun ağırlığını sol eline doğru al ve sağ elini getir beline. Göğüs kafesini gökyüzüne doğru açıyorsun. Kalbini gökyüzüne doğru açıyorsun. Ve getir sağ kolunu da yerleştir. Ayaklarınla iyice it matını. Sadece kolunda olmasın vücudunun ağırlığı. Kolun titreyebilir, çok normal. Boynuna da dikkat et. Çok zorlama burada. Kollar ilk başta güçsüzken biraz zorlu olabilir. Getir gökyüzündeki avucunu yere. Ayaklarını çevir. Ve buradan bir çocuk pozisyonuna geçip dinle. Şimdi
Şimdi artık zorlu pozlar sonrasında yerdeki pozlara geldik. Yerdeki pozlara geçtiğimizde artık vücudumuzu yavaş yavaş soğutmaya başlıyoruz. O alev alev, o yanan pozların etkisini biraz daha hafifleterek, daha gevşemeye ve bırakmaya yönelik hareketler yapıyoruz. Bacaklarını matını da ileriye doğru uzat. Eğer burada omurgan kamburlaşıyorsa altına bir minder alıp ona da oturabilirsin. Burada iyice öncelikle omurganı uzatmayı araştır. Yine bir L harfini aldı sanki vücudun. Avuçlarını getir kalçalarının iki yanına. Omuzlarını geriye doğru al. Ve ayak parmaklarını kendine doğru çekerek aktifleştir üst bacaklarını. Canlansın. Bu pozları yaparken hep bacaklarımızı canlı kullanıyoruz. Nefes al, uza. Şimdi nefes verirken sanki göğüs kafesinden biri seni önce yukarıya doğru çekiyor. Ve sonra ileriye doğru çekiyormuş gibi düşünerek vücudunun ağırlığını bacakların üzerine o şekilde bırak. Yani bulunduğun yerde kamburlaşmak değil de biri seni önce yukarıya doğru göğüs kafesinden çekiyor. Belki burada ayak tabanlarını yakalayabilirsin. İki yandan birleştir ellerini. Ve daha sonra burada artık başını boynunu serbest bırak. Ayaklarını kendine doğru çekme, ihmal etme. Canlı kullanalım. Burada nefesi sırtına doğru yönlendir. Bu daha biraz daha kapanmana ve katlanmana aslında yardımcı olacak. Ve biraz daha bırakmaya çalış artık. Vücudunda sıktığın, tuttuğun bir yer olmasın. İtip çekme kendini artık bu aşamada. Gelebildiğin yere kadar gel. Ve orada nefeslerinde minik minik ilerlemeye çalış. Şimdi ellerini kurtar ayaklarından ve omurganı minik minik geriye doğru al tekrar. Şimdi bir çevirme poz ile devam edeceğiz. Bu iç organlara masaj yapan nitelikte çok rahatlatıcı bir poz. Bunun için şimdi sağ ayak tabanını çek kendine doğru ve yere doğru yerleştir. Ellerini bir sepet gibi örerek şöyle bacağını kavrayarak göğüs kafesini yaklaştır ona doğru ve böylece zaten omurgan uzuyor. Önde uzattığım ayağın aktif olsun. Bunu kendine doğru çekmeye sürünür. Nefes al önce yukarıya doğru. Uza bacağından aldığın güçle. Şimdi nefes verirken göğüs kafesini sağa doğru çevir. Ve bu sefer sol elinle bacağını kavruyorsun ve çeviriyorsun arkaya doğru. Elin de arkadaki elin gelsin. Arkada bir noktada minik bir dokunuş yapsın. Ona çok yüklenmiyorsun. Burada derinliği yani çevirmenin derinliğini artırmak için burada kolunu sol dirseğini de dizinden dışarıya doğru çevirip biraz daha çevirmenin etkisini artırabilirsin. Tekrar gel ortaya. Bu sefer diğer tarafta yapmak için tekrar gel ortaya. Bu sefer kolu diğer tarafta yapmak için sol ayağını çek kendine doğru. Avuçlarını birleştirip sarıl dizine. Nefes al, uza yukarıya doğru. Nefes verirken çevir arkaya. Ve bir tık daha derinleşmek istersen bu sefer sağ dirseği getir. Sol dizinden geçir. Öndeki ayağın kendine doğru çekerek aktif kullanmayı unutma. Yavaşça gel ortaya. Ayaklarını şöyle bir salla, rahatlat. Şimdi sırt üstü bir yatışa doğru geçiyor gibi. Yerleş batında ama sırt üstü yapmadan önce öncelikle dirseklerinin üzerine doğru gel. Ayaklarını ileriye doğru uzat. Omuzları da rahatlat.
burada kalabilirsin ya da başını bırakarak da bu pozda bir göğüs açıcı pozun etkilerinden yararlanabilirsin. Burada başını boynunu bırakmadan önce boynunda eğer bir hassasiyet varsa öncelikle onu bir hatırla. Ve burada kalabilirsin. İlla başını bırakmak zorunda değilsin. Boyun kasların güçlendikçe zaman içinde daha rahat bırakabiliyor olacaksın. Kendini zorlama, incitme boynunu. Ama eğer boynunda bir hassasiyet yoksa başını boynunu rahat bırak. Poldan çıkmak için çok minik hareketlerle başını, boynunu tekrar yerleştir eski yerine ve buradan yine boynuna çok dikkat ederek sırt üstü bir yatışa doğru gel. Sırt üstü yattığın zaman bedeninin batınla ilk yerde yattığın haline teması olduğu için bunu bir fark et ve omuzlarını gevşet, rahatlat, bacaklarını rahatlat. Avuçlarını bedenin iki yanına yerleştir. Ayak tabanlarını çek kendine doğru. Ve ayak tabanlarını topuklarınla el parmaklarının değebileceği bir yere kadar, en azından uçlarının değebilecek kadar bir yere yerleştir. Omuzlarını iyice batına doğru yay. Ve buradan nefes alırken kalçanı yukarıya doğru gönder. Nefes verirken omurlarını tek tek dizerek kalçalarını yere doğru, kalçanı yere doğru yerleştir. Nefes alırken bir daha ayaklarınla iç kendini kalçanı sıkmadan bacaklarından aldığın güçle kaldır kalçanı yukarıya doğru. Sonra yine omurlarını tek tek dizerek yere getir. Bir kez daha kaldır kalçaları, yerleştir yere. Şimdi dizlerini kendine doğru çek. Sarıl dizlerine şöyle bir sağa bir sola doğru salla. Sırtına bir masaj olsun. Şimdi ayaklarını matında uzat yere doğru yerleştir. Son dinlenme pozu dediğimiz şavasana'ya yerleş. Bacaklarını iki yandan uzat. Avuçlarını da iki yandan şöyle rahat bir şekilde bırak. Başın, boynun, omuzların, bacakların hep rahat olsun. Sıkma, burada yatarken bile onu fark et ve gevşet tüm bedenini. Zorlu bir yoga dersi yaptık. Bedenimiz hem ısındı hem güçlendirici pozların etkisindeydi. Şimdi artık kendine güzel bir zaman ayırıp nefeslerinle kalarak son dinlenme pozunun tadını çıkarma zamanı. Burada 8-10 dakika kadar kalıp bedenine dinlenmesi için, rahatlaması için bir zaman tanı. Son dinlenme pozunun ardından tekrar yoga dersini bitirmeden önce matın üzerine doğru bir yerleş. Ve bu yoga pratiğinin bedenindeki etkilerini hissetmek için kendine yine bir zaman ayır. İstersen gözlerini kapatabilirsin. Ve ellerini kalbinin önünde birleştir istersen. Evinde kendi imkanlarınla kendine bir güzellik, iyilik yapmak için yoga pratiğini yaptın. Bu güzel kararı verdiğin ve uyguladığın için kendine bir teşekkür et. Ve gözlerini aralayabilirsin. Umarım bu yoga dersi size çok iyi gelmiştir. Görüşlerinizi benimle paylaşırsanız aşağıda yorum olarak çok sevinirim. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Böylelikle daha çok yoga ve meditasyon videolarını sizinle paylaşabileyim. Bir sonraki yoga dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.